Altın podcast'i. 35. bölüm. Hayat çorbayla başlar. İyi günler. E, Kalt Müşteri Hizmetleri, ben Erman. Nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler Erman Bey. Benim iki tane sorunum var. Biri, oy verdiğim parti iktidara gelemiyor. Evet. İki, bu sizden aldığım Rolon çok kötü çıktı. Çok kötü kokuyor. Yani eski kokusundan daha kötü hale getirdi koltuk altımı. E, peki, yardımcı olabilmem için öncelikle isminizi rica edebilir miyim? İsmim sizde zaten kayıtlı olması lazım. Ben teyit için isminizi alabilir miyim? Ozan Akyol. Ozan yani şair gibi mi? Diye edebiliriz Şair anlamına gelir. Gelir. Ozan, var mı yazdığınız bir şiir? Birkaç tane. Şimdi ben sistemimden kontrol ediyorum e, yazdığınız şiirleri. Evet bir tane Terminatör 2 ile ilgili şiiriniz var. Doğru. Bir de Kuşların Şişman Olduğu ile ilgili bir şiiriniz var. Doğru. Ve dolaşıyorsunuz ortada ben şairim diye. Ben dolaşmıyorum siz bana şairliği uygun Helal gördünüz olsun. ben kabul ettim sadece. Helal olsun ya. Ben size yine de yardımcı olmaya çalışacağım. Ermancığım biliyorsun Rolon konusunda bayağı sıkıntılarım var. Evet. Sana geçen de anlattım. Ama bu sorunu aştım gibi geliyor. Hayırlısı ee... olsun. O zaman büyük bir haberle açıyoruz bu hafta podcast'ı. Dur o zaman bir şey reklamımızı da geçelim. Tabi. AK Parti'nin sunduğu <laughs> Kaltın Podcast'i yeni bölümüyle sizlerle. Dünyanın belli olmaması üzerine. İlk seçim sonuçlarından sonra 3 gün uyudum. <laughs> değerlendirmeyi aldım, İstiyareye yattım diyelim. Ben rüyada değerlendirmeyi, kalkül etmeyi çok severim yaşananları, olanları, bitenleri. Çünkü rüyalar bize gerçek hayattan daha fazla yol göstericidir bence. Çıkan sonuçlarda şunu anladım: Bu ülke genel olarak sağcı, evet diye düşündüğümüz bir ülkeydi. Bence full sağcı olmuş. Hatta şöyle, ben de kendime baktığımda solcu sağcıyım gibi görmeye başladım. Yani, yani, ya da seni falan da böyle arkadaşlarıma baktığımda işte bir sürü sağcı var. Normal işte erken uyanan sağcılar var. Evet. İşi evine yakın olan sağcılar var. Öğlene Ülkücü... kadar yatan sağcılar. Var. <laughs> yatan sağcılar var. Ülkücü sağcılar var. Liberal sağcılar var. Evet. Orta sağcılar var. Sosyal demokrat sağcılar var. Aşırı solcu sağcılar var. Sağ malcılar var bir de bilirsin sağ İstanbul'da. Bilirim bir kere bile gitmemiş olabilirim. Yanlışlıkla geçtiysem de buradan sağ malcılara binlerce selam olsun. Yani Kesin o... orası da sağcıdır. Evet bir, bir sıkıntılar baş gösterdiğinde işin içinden çıkmak için genelde ya bu problemlerin kökeni nedir? Ben aslında sadece sonuçla mı ilgileniyorum? Sebeplerle ilgilenmiyor muyum acaba? Göz ardı ettiğim bazı temel okumalar mı eksik diyorsun? Evet. Koltuk altı konusunda da benim için açıkçası öyleydi rolon konusunda. Ben yıllarca evet. erkek rolonlarına güvendim erkek olduğum için. Tabii. Ama son 1-2 yıldır annemin tavsiyesiyle kadın rolonları kullanmaya başladım. Annem yani bu konuda out of the box yani kutunun dışında düşünmeyi başarmış. Konvansiyonel evet. tekniklere demiş ki artık yani 22. yüzyıla gelmek üzereyiz mi? Çok var aslında da. Bayağı var ama gelmek üzereyiz sonuçta. Yolun bir çeyreği gitti. Bundan sonra başka bir tör, yöne doğru gideceğini zannetmiyorum. 22. yüzyıla doğru gidecek yani evet. takvim sistemimiz. Biz artık şu dönemde erkek rolunu, kadın rolunu bir kenara bırakıp kokuyla ilgileneceğiz kokuyla, yani. Hani, er lazım. erkekle kadınla değil koltuk altının kokusuyla ilgileneceğiz. Belki de şey düşündüm şimdi. Belki yeni bir peygamber gelecek ve tekrardan geri saymaya başlayacağız. Belki 22. yüzyılı görmeyiz. Yani bundan 50 yıl sonra 2010'larda olabiliriz tekrar. Hiç belli olmaz biliyorsun. Dünya belli olmuyor. Şeyden önce de İsa'dan önce de millet sonuçta geriye saymıyordu. Oğlum dünyanın belli olmadığını geçen gün yaşayarak öğrendik. Yani öğrenmedik de yani tekrar tecrübe etmek fırsatını bulduk. Sabah erken çocuğu okula götürürken aniden 16 tane ekskavatör geldi sokağa. Dediler ki bugün böyle bir karar aldık. Hı hı. Yani arkadaşlarla belediyede toplandık. Sizin sokağı komple artık nanay. Sizin sokak diye bir şey yok burayı. Biz bir baştan yapacağız. Ya dedim teşekkürler. Bir gün önceden en azından bir yani çünkü 12 ekskavatör, 16 ekskavatör, 12 ile 16 arası ekskavatörü bir gün önceden söylemez misin yani sana? Yani insana değil bir de insanlar topluluğuna bir sokağa ilgilendiren <laughs> durum değil mi? Hani sen kendini özel istiyorsan bilmiyorum. <laughs> hani sana önden mesaj atılsa Erman Bey belediyeden size mesaj atıyorum. Kimseye söylemeyin. Yarın sabah 16 ekskavatörle sokağınızda <laughs> kırım işlemlerine başlıyoruz. Ya benim... Dese daha mı iyiydi yani? Sen de o zaman kapı kapı dolaşmak zorunda kalacaktın. Oğlum ne benim ne insanların... ya bir Kapı kapı dolaşmazdım da şey söylerdim. kritik noktalar var birkaç tane evet. ağzını tutamayan birkaç tane komşumuz var. Onlara söylediğim zaten hemen orman yangını gibi yayılırdı yani. Esnafa söylerdim esnaf zaten hemen gerekli bağlantıları sağlardı. Ne benim ne mahalledeki insanların duygusal olarak hazırlanmaya hiç vakti olmadı o kadar ekskavatöre. Ama bir o an... biraz öyledir Şimdi önden söylese Belki iki hafta boyunca stres içinde Geçecekti işte Bunlar son şey sessiz günlerimiz 16 ekskavatör gelmesine Kaç gün kaldı Erman diye Ebru belki seni <laughs> daha böyle Strese sokacaktı Sen ne yapacağız, ters ters cevaplar vermeye yani. başlayacaktın Ya yani biraz da Öyle olmalı gibi yani Blitzkrieg gibi Vallahi Gelmesi gerçekten... lazım şeyin Belediye hizmetlerinin Bir insanın yani gerçekten bir hizmetin Blitzkrieg gibi habersiz aniden bastırarak evet. gece baskınıyla gelmesi kadar güzel bir şey yok gerçekten. Sabah kalktı hizmet gelmişti. Ya kaos abi kaos böyledir. Kaos şeyle gelmez zaten. Ee, düzenli e, mesajlarla gelmez. Valla evrende diyorlar kaosla oluştu. Yani kaosun bir şeyi kaosun içindeki düzen sayesinde. Gerçekten şu anda da kaosun içindeki düzen her gün başka bir alet görüyoruz. Evren, evrenin banisi bunu böyle düşünmemiştir yaparken. Bani nedir bilirsin sen. <laughs> Belki. Arapçadan gelir hani bina eden. Ha. İşte bu caminin, bu çeşmenin banisi kimdir? Şey de vardır. Hey güzeller güzeli. Hey kamanşek gör bani. Hey hey <laughs> seksi bani. Şeyin galiba. Ben Deniz'in şarkısıydı. Seksi banisi de vardır e, bazı şeylerin, binaların, bazı yapıların. Ama evrenin e, bahni bunu düşünürken zaten hani şeyle çorba ile başlıyor ya iş. Geçenlerde evet. de konuştuk. Ee, Evren çorba. E, hayat, çorba hayat çorba ile başlar yazıyordu bir. Evet, işte Bursa'da bir çorbacının vitrininde camında ve dedik ya ulan gerçekten aslında halkımız temel bilimsel konulara hakim. Ya en da içgüdüsel dünyanın... olarak evet. bir şey hissediyorlar yani. Evet. Bir, da artık o kadar uzun zamandır bilim var ki. Bir şekilde böyle göre 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 evet. bir yerlerden duyar diyor. Duya, nasıl çocuk böyle şaşırırsın eline telefonu aldığında tık 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 aa nasıl evet. yapıyor falan dersin. İnsanımız da galiba bilime böyle gerçekten elini alsa aa hemen kullanmaya başladı falan diyebileceğin kadar çorbacılar çözdü lan var mı? dersin çözdü lan. Hayat gerçekten çorbayla başlar yani çorba hayat ile çorbası başlar. dediğimiz. Gün de çorbayla başlar hayat da çorbayla başlar <laughs> ve ama şey yazıyordu çorbamız kalmamıştır çorbamız yazıyordu kalmamıştır. yani aslında hayat kalmadı gibi bir şey Bilmiyorum alt metin aramak doğru mu bir otoyol çorbacısının camından? Bilmiyorum. Hayat çorbayla başların yanında çorbamız kalmamıştır. O zaman Hı. hayat başlayamayacak mı Ozan? Eee... Her şey yani ben hayatım başlayamayacağı <laughs> bir gün düşünemiyorum. Sen evden çıkmaya çalışırken ben cüzdanımı alacağım da bilmem ne falan. Adam Hı. sabah kalkıyor çorbasını içiyor, ekskavatörü evet. çalıştırıyor, geliyor, kırıyor, tekrar yapıyor. Bunlar işte şeyler Ervan'cığım Giants, bunlar devler. devler, yaratıcı tanrılar bunlar tamam mı? Hani Gerçekten. Samsun'da titanlar da titanlar gibi Sa çalışıyorlar. Evet, bir türlü göremezsin onları. Samsun'da da ikinci kez Samsun'a gittik ya yakın Hı. zamanda. Bir türlü o döneri yiyemedik ya. Lezzet dönerden de Evet. Çünkü sadece 12 ile 2 arası açık olduğu söylendi. Yine her büyülü şey Samsun'dan gibi. bahsediyorsun. <laughs> Samsun ya da işte yani <laughs> lezz Lezzet dönerin tanrısı 12 ile 2 arası yaratmış dünyasını ve ondan sonra sadece dinlenmeye çekilmiş gibi. Bir türlü yakalayamıyoruz ya onları saatinde. Abi uyanıyorsun işte sabah 11 daha açmadı diyorlar. İşte işlerini hallediyorsun 3 abi kapattı gitti zaten diyorlar dönerci için. Yani ben şey anlamıyorum hani sadece 12 ile 2 arası açar. Döneri zaten kekikli tereyağı sürüyormuş. Öyleymiş. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Hani bu beni... Biz rolon süreceğiz diye kendimizi paralarken evet, evet, o döneri... Evet, evet. O da, o da onun rolonudur yani. yani dönerin rolonudur tereyağı anladığımız kadarıyla. Ya ne yapıyor mesela? 12 ile 2 arası... 2 de kapatır gider diyor ya mesela. Evet, i̇ki de dönerini bitirir kapatır gider. Sonra ne yapıyor mesela? 3 de geri döner usta. Evet. 4'e kadar ağlar tek başına. Çünkü evet. Sonra yani. saat 5'e kadar kapının önünde dilenir. <laughs> 6'da altı gibi karısı gelir. Bir duş alırlar birlikte karısıyla. 7 gibi McDonald's söylerler. Evet. 8'de ana haberi açarlar ama bir saat geriden izlerler ana, ana haberi. Daha Sonra saat, saat 10, kayıt edilmiş evet, bir Evet. Saat biliyorlar. 10 gibi Ümit Özdağ'la görüşmeye çalışırlar. Sürekli <laughs> Zafer Partisi'ni ararlar. Alo. 11 gibi Ertesi günün dönerin terbiye ederler. Evet. 12'de uyur usta. Evet. Ertesi gün sabah 11'de kalkar yani 11 saat uyur usta yani. Böyle bir şey bekliyorum. 12'de açıp 2'de kapatıyorsa spektaküler bir kalan 22 saat bekliyorum ben o ustadan. Beni doyursun hayatıyla yani. Yani tanrı ya da evren randevuyla çalışmaz diyebilir miyiz? Diyebiliriz kesinlikle. Bravo. Çalışsa bile online'dan çalışır randevuyu. Randevuse, online'dan alabilirsin randevuyu yani. Randevuyu senin istediğin saate vermez. Vermez. Benim. Ya her neyse şeyden bahsediyorum. Halledeceğiz ya. Rolona dönmek isterim. Evet ben de onu soracaktım. Sen rolona alırken markette açık böyle burnuna değdiriyor musun? Değdiriyorum ama nasıl biliyor musun? topu da tespih çeker gibi bir su, suyunu getirecek şekilde o zevk suyunu <laughs> alacak şekilde rolonu başına böyle bir oynama yaparım açıkçası. Çünkü yanıltıcı olabiliyor. Puruş. Kuru kurumuş kokuyla ıslak koku arasında dediğim gibi orayı bir ıslatırım, koklarım. Son aldığım rolonun adı ne biliyor musun? Nedir? Seksi Buket. Seksi Buket <laughs> benim 2014-2015 arası Hemoroidimin ismiydi biliyor musun Armancım? Ne tesadüftür. Ve senin Basur'un bende Mırç'ı ekliydi, <laughs> şeyde ekliydi, ICQ'da ekliydi seksi buket olarak. Biz senelerce onu kadın zannedip konuştuk. Evet. Ve ben ondan randevu koparmayı evet. da başarmıştım. Kesinlikle buluşacaktık Ama Taksim'de bu önünde. Benim, bu, benim Basur'um, benim hemoroidim genderless'tı Bunu kimseye anlatamadım. <laughs> Genelde hani erkekte olduğu için erkek gibi sanılır. Evet. Ama değildir. Aynen şey gibi işte yani koltuk altımın da aslında kadın olduğuna karar verdim ben. Karşın... Karar vermiyorsun belki de ortaya çıktı yani. Evet çünkü çok daha iyi reaksiyon gösteriyor. Kokuyla tenin, yani koltuk altındaki tenin uyumu erkek parfümlerine göre, erkek rolonlarına göre çok çok daha iyi oldu. Çok çok sevindim yani gerçekten bu işin böyle çözülmesine. Çünkü birlikte bak kaçıncı sene çalışıyoruz yani evet. burada yüz yüze bakıyoruz. Yani bu tekrardan bir konuydu, tekrardan bir sorundu. Ara ara masamıza gelir işte birlikte dışarıda. Dertlendiğinde bana açtığım bir konu ya olmuyor. Eman evet, hiçbir şey olmuyor. En iyi rolon hangisi diye ben sana kaç defa sordum ya yani. Evet. Sen de şey dedin. En iyi diye bir şey yoktur o zaman. Herkesin diye. kullandığı rolon en iyi rolondur yani. <laughs> ben hüzüne boğuluyordum çünkü bazen ben de çok o konularda deneyi yapan yeni arayan bir insan değilim. Sen diyorsun ya o topu Çıt çıtlatıyorum evet. falan. Ben mesela kutusunu beğendim bir şey açıyordum, bir bakıyordum. Hani bazısını böyle kapatıyorlar bir hmm. şeyle kapatıyorlar. <laughs> o plastiğini koklayıp oluyordu Hmm. Yani ben bu kadar tutkusuzken, bu kadar arzusuzken... Risk almıyorken diyelim. Risk almıyorken yani ben kokmayayım da ne kokarsa koksun evet. konusunda Yani ben çünkü biliyorsun karıştırıyorum da. Evet. Hani ayakkabı temizleme ürünleri var, productları var. Ben <laughs> evet. onu alıp götürdüm eve daha önce. Roll on, roll roll diye. diye. mi? On, bu diye. Hem de fırçalı olan artık fırçalayacağım kendimi diye sevinerek evru evru 50 kere söyledim. Sen artık lütfen üstünde yazanın ne olduğunu anlamadığın şeyleri alma diye. Sen bu aralar ayakkabı gibi kokuyorsun diyen oldu mu peki? <laughs> hani iyi yeni temiz, yeni bir, yeni yeni bir yani, temiz bir ayakkabı kokuyorsun gibi. Vallahi bazı Ay günler karşıdan gelen iyi söz ne olursa olsun onu kabul etmek lazım. Çünkü başka türlü geçmiyor. Bazı günler nasıl oluyorum biliyor musun Ozan'cığım? O dedin ya Rolo'nun topu kupkuru olur. Evet. Yani bazı günler öyle o Rolo'nun kupkuru çıtır çıtır artık kıtırdanmış topu gibi uyanıyorum. Evet. Ve onu böyle koltuk altına sürdüğünde o bir türlü gitmezsen bir türlü yapamazsın çıtırdar ya. Öyle beni de bazen alıyorlar. Hayatın koltuk altına sürüyorlar. Ben de bir türlü açılamıyorum. O da bir türlü kendi öz sağlayamıyor. Yani herkes alacağının Eksi 6'sı, eksi 7'siyle hayata başlıyor. Belki 20. <laughs> ya o kadar iyi anlarım ki seni. Çünkü şimdi Rolon'un üzerinden gideceksek ben de bazı günler bana iyi gelecek şeyleri ben kötü geliyorum gibi hissediyorum. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani o boş Rolon'u düşün. Evet. Benim öyle çoktur. Boş Rolon'u hadi oğlum, hadi, hadi oğlum aslanım. diye koltuk altına sürüp sonra bir yerden sonra Rolon'u kokladığımda Rolon artık... Koltuk altı kokulu bir e, tabii. roman gibi oluyor. Yani ben ne yaptım ki İlacımı da zehirledim. Bu işte tabi hissediyorum değil. ve bunu insanlara da yaptım çok oluyor. Tabii. O zaman ne yapmak gerekiyor? Şöyle bir karar vermek gerekiyor. ya bugün kokuyorum diyorsanız evet. hem fiziksel anlamda, hem mental anlamda, Çıkmayı verin ya dışarı. Evet, Evde ya da durun. Insanlarla, i̇nsanlarla görüşmeyin. Konuşmayın. Ya. Konuşmayın. Sizi çekmek zorunda kalmasın kimse. Çünkü ne evet. fiziksel kokunuzu ne de beyninizden yayılan o çöpümsü kokuları kimse almak zorunda değil. Ha yani evet. ne olur ertesi gün bir güzel duş alırsınız. Çağırırsınız milleti. Evet yani belki duşu... Duş güzel... vardı bir aralar hatırlar mısın? E, Hindistan musun? cevizli o güzel duş şampuanınız sıkım vücudunuzu gofret gibi çıkın dışarı. <laughs> gofret kimi mutlu etmez bugün? Bir Vallahi gün bugün doğru. bir gofretle güzel en azından şöyle dedirtecek Bir şey değil mi gofret? Kesinlikle öyle ya. Kediyi tesisatçıya vermek üzerine. Bazen diyorlar yani mesela İlişkide böyle bir şey duymak istemezsin ki. Ya bu kız bana çok iyi geldi. Hı hı. Ya bu Roland değil ki. Evet. Yani Gofret değil ki. Bu insan bu. Ondan sonra bu kız bana çok iyi geldi. Çok iyi geldi. Ondan sonra kız tükenir ondan sonra. Tükenmiş Rolon gibi. Sonra bir bakmışsın kız senin gibi kokmaya başlar. Evet. Aynı Rolon'daki. Gibi. Aynen öyle. Öl sonra dersin, dersin ki sonra... öf dersin ya. Sonra kafasını sürekli de böyle parmağınla dediğim gibi tespih <laughs> şeklinde çektirirsin. Acaba gelecek mi? Artık gelecek hiçbir şey yoktur Gelecek herhalde. kalmamış ilişkide. Kalmamıştır. Maalesef hem gelecek bir şey kalmamış Kalmıştır. hem de ilişkinin gelecek geleceği kalmamış. Nanay. Ya bu çok kıymetli çıkarımsavalar oldu. Bunların bunları para mı istesek? Yok ya. Tamam. Şimdi bakarız. Bakarız. Ya bizim şöyle bizim çıkarımsamalarımız biz 12'de açarız. Hı hı. 2'ye kadar çıkarım savalarımızı bitiririz. Sonra dediğin gibi kapatır gideriz. Valla bizim orada bir tane deli abi var. O da saat 12 gibi açıyor penisini. 2 <laughs> gibi kapıyor. Yani o da belki bizim <laughs> mahallenin önemli esnaflarından biri. Biz anlamıyoruz. Bir yandan da mahalleye veda ediyorum ya çok mahalleyle bağlarım tekrardan kuvvetlendi gibi oldu. Buradan duyuralım. Ev, hayırlı bir o, önceki e, podcastimizde size bahsettiğim birkaç konu vardı. Ev bulamıyorum falan diye. Ev buldum en sonunda. Hayırlı olsun. Ya bugün e, biraz canımı sıkan bir şey oldu. Ben biliyorsun Bizim orada bir tane bir siyah kedi var. Evet. Debora diyorum ben evet. ona. Evet. biliyorsun biliyorsunuz siyah. siyah dedim evet. ya ben buna hastayım diye bir, 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 evet. bir geçen sene falan gözler oğlum ne güzel kedi lan falan dedim ama şey atmaca gibi durmuyor. Bir enerjisini atması lazım ya da bunu işe sokalım dedim ya ben sana. Evet. Debora. Şimdi ben ismini değiştirdim onun. Son iki aydır Seçim Özel onun adı. <laughs> Seçim Özel'i soktuğu... hak mi? Hak <laughs> Seçim özel soktuğum 3. iş yerinden de kovuldu Erman İlk biliyorsun bizim tesisatçıya vermiştim Çünkü Hı -hı. salak olduğu için sokaktaki köpeklere satışıyor 2-3 evet. defa sopa yedi Yani bakılması gerekiyor Biz de çok fazla tura gittik ya Kaltın Podcast için gezdik Dedim tesisatçıya Bende maması var Suyu var e, suyu sizde vardır. Test açtınız <laughs> siz Ya şu sizin söktüğünüz boruların Bunlardan içinde bile vardır, vardır. Yani. Yani. Ya dedim şuna biraz bakın hem de işi öğrensin. Şeyde evet. tamam abi koy bizim için sıkıntı değil dedi. Bir döndüm İzmir'e gidip geldik. Ankara'ya gidip geldik. Bir baktım yok çıkmış işte ya abi o durmadı falan dedi. Ondan sonra Allah Allah. üst tarafta toptan temizlikçi İrfan abi var. Ona verdi tamam olur dedi. Zaten onda bir sürü kedi var. Oraya koymuştuk. Karşıdaki otoparkçının köpeğiyle kavga etmiş. Allah Allah Abi ya. bu ne geçimsizlik ya. Millet iş iş diye gıt gıt ötüyor. Üçüncü en son kuaför Ali'ye verdik. Ali de de oranın şey, kedisini cırmalamış bilmem ne yapmış. Kedisiyle kavga etmişler. Dedi ki benim kedi bunu şey yapmıyor. Evet. Bu işi de öğrenecek gibi değil. <laughs> Sadece yere düşen de saçlarla oyun oynuyor bu. Abi berbat ya. En son işte bugün şeyi gördüm. Bir tane bizim orada da bir beyefendi var kendisinin ismini bilmiyorum ama kendisine ben evet. ucu Bey demek istiyorum. Evet. Bir tane labradoru var. Sürekli tasmasız gezdiriyor evet. ve bizim sokaktaki kedileri bu hayvan örseliyor yani. E, Deborah'a yine bir şey yapmış böyle yan tarafı, kulağının yan tarafı kanıyor gibiydi. Eee. Bir tane e, hanımefendi dedi ki işte ya yeter artık siz bu köpeği tasmasız gezdirmeyeceksiniz beyefendi anlamıyor musunuz? Adam şey yaptı, şöyle bir şey dedi. <laughs> bir şey dedi <laughs> tamam mı? Yani bu bir Star Wars'ta falan duyabileceğin bir dil gibi duruyor. Evet. Ama ondan sonra şey dedi. Anladık ki. <laughs> ya bizim halkımızın bir bölümü derdini anlatacak kadar Türkçe biliyor ya. Evet. Bu da ama... onlardan biri ama hiç öyle şeyde durmuyor bir yandan da havalı yani. Yo belki işte iki haftada öğrenmiştir Türkçe'yi. <laughs> Yani bir yabancıdır gelmiştir Hı -hı. falan değil normal Türkiye'de Türk vatandaşı olarak doğmuştur iki haftada öğrenmiştir ve sonrasında düşmemiştir bazı öyle gerçekten yani... devam ettir. İkinci kura geçmiyorlar mesela Doğru. insanlar o yüzden tartışma yetenekleri de işte bir tez antitez ortamı da kuramıyorlar a 1 Türkçe bilen bir Türk evet sonra da şey dedi şi şikayet edin o zaman köpeği dedi tamam mı köpeği mi? Köpeği niye şikayet edelim ya köpeği kime şikayet edebiliriz yani köpeği en fazla başka köpeğe şikayet edebilirsin al şunu tut tut ısır falan filan gibi bir şey <laughs> taksın falan filan dersin ya ya da ne bileyim abi köpeği sen hiçbir hayvanı şikayet ettin mi birine ya? Hayvana şikayet etmek istesem ilk arayacağım adres kalp müşterisi hizmetleri olurdu <laughs> <laughs> Hasan, <inceler. gülüyor> Hasan İnceler olurdu. <laughs> Ya köpeği şikayet ettim de köpeği de gerçekten sahibinden başka kimseye şikayet edemezsin ya. Yani. Çok saçma ya. Ya şey... köpeğin kendisine şikayet edersin ki çok varılmaz bir hedef yani varmak istediğin nokta. Ya sahibine şikayet edersin ya da sahibine gelip burada birbirine şikayet edersin yani yok başka çaresi. Ya da sahibini ki. döversin. Nere yani nere sormadınız sonra nereye? Sormadın mı? Nereye şikayet edebilirsin? Muhtara gidelim dedi. Muhtara mı gidelim? Siz de şahitsiniz falan diyor bana. ben şimdi biz seçim özel, evet. Manyak labrador, evet. <laughs> o zaman Abi şey, bir <laughs> <A1 Türkçe 'yle, gülüyor> bu çocuğu bey. Sinirli hanım ve ben muhtara mı gideceğiz bu kavgadan dolayı? Ya gerçekten işimizi, gücümüzü bırakacağız. Bunun için mi gideceğiz muhtara? Sadece tasma takacaksın ya köpeğe. Bu kadar basit Oğlum, ya. Onun muhtar mutlu da olabilirdi. Olabilir. Yani ben bir merciyim şu anda diye. Yani şu an benim merci olarak görüldüm. Ve hayat muhtarla başlar. <laughs> ya işte bizde keşke şerif olsa ya. Bizde şerif eksikliği var Erman ya. Bek... Oğlum bekçi ne bekçi geldi. tutuyor evet. onun yerini. Bekçi geldi şerif gelmedi ya. Vallahi gelmedi ya. Şeriflik sisteminin bir an önce gelmesi gerekiyor bazı mahallelere. Kediye şeye verin ya. Sanayiye verin. <laughs> ne? Genelde bu kadar hiçbir hiç işte tutunamayan insanı ya da hayvanı sanayiye veriyorlar. Valla sanayiye verilen hayvanların sonra yendiğine dair şeyler <laughs> var. Tevatürler dolanıyor. Lahmacun oluyor abi bunlar. Kendine ke kebap kesinlikle oluyor öyle ilandırma ya zannetmiyorum. İnsanın tablet istemesi üzerine. Ya bilmiyorum Ermancığım valla ya... İşte dediğim gibi Herkesin gündemi değişik Bizim zaten hani sağ olsun. Yine bugün iki gün kaldı değil mi seçime İki gün kaldı Evet. İkinci tur seçimlerinden önce Cuma günü kaydediyoruz, Cuma günü kaydediyoruz. Sonuçlar ne olacak hiç bilmiyorum Aslında hani biliyorum gibi Bir wishful thinking Dediğimiz durum var Sana gelmiştir Wishful thinking'i Türkçe'ye nasıl çeviririz ya Aa. Şey mi Ummalı düşünce mi <laughs> umumlu düşünceler gibi. <laughs> Pozitif oluyor. tavır. Pozitif tavır. Ee, i̇nşallah in, inşallah ve de maşallah ekseni diyebiliriz. İnşallah ve evet inşallah ve maşallah, maşallah. noktasında tatlı Ama, bir hayalimiz var. Bilmiyorum ne olursa olsun şeyi biliyorum. Ya yani mesela ilk turdan sonra ikinci günden itibaren falan ya Erdoğan bir tatlı gelmeye başladı bana Erman. Abi onun... böyle şey diyorum. Ya aslında... Ya babacan ya galiba falan böyle. Yani Eski o 5 falan... yılda bir gelen bir bahar o yani. 5 evet. yılda bir yanaklarda açan çiçekler. O seçim kazandığı ya da kazandığını anladığı hafta çok tatlı oluyor evet. adam. Yani harçlık isteyeceksen o zaman isteyeceksin. İşte oyuncak, bisiklet isteyeceksen o zaman isteyeceksin. Evet. Mesela bilgisayar lazım şu an bana. Yani bilgisayarı yenilemem lazım. Babanın en Eşref keyifli saatini. olduğu anı kollamaya çalışırsın. Yani işte annenle baban arasındaki cinselliği takip edersin, şeyi takip Yüzde edersin. Yüzde yüz öyle. <laughs> Kakasını, Kesinlikle. yani bağırsak hareketlerini takip eder. Ben gerçekten bir sapık gibi takip ediyordum babamı. Bir bilgisayar ya da işte bilgisayar bir parça isteyeceğim diye. Adamın işte işe giriş çıkış saatleri, sosyal hayattaki interaksiyonları falan filan. Tam o noktayı bulmaya çalışıyordum. Aşağı yukarı kestiriyorsun. Şimdi... Tayyip Erdoğan'la iyisi de kötüsüyle 20 yıldır tanışıyoruz yani. Tabii. Adamın artık ben ne zaman ondan bilgisayar isteyebileceğim biliyorum. Hani yani var mı gerçek tam bir faydası bana? Yok ama geçen seçimde de böyle olmuştu. Şey dedi ya. Ya o seçim zamanı söylenenlere bakmayın hmm. siz. İşte o anne baba kavgası gibi onlar. Kesinlikle ya siz, öyle. Biz annenle arada öyle yaparız. Kavga ederiz. O annem beni sevdiği için ben anneni sevdiğim için. Biz öyle... Bakma şimdi. on Orada söylenenler orada kaldı. Sen ne istiyorsun şimdi? Bunu, tablet. tablet. Tablet baba. baba. Ya tablet, bizim okulda zaten çok genel şey olarak var. AK Parti'den istediğimiz tek şey tablet ya. Yani <laughs> her tane... türlü tablet, bilgisayar tableti, efervesan tabletler, <laughs> tablet şeklinde olabilecek her yani hayatımız kolaylaşsın istiyoruz biz sadece. Bugünkü televizyonlara baktığında da çok çok büyük bir tabletten başka bir şey değiller aslında. Ben zaten büyük bir kazanan yalakasıyım. İçimde onu fark ettim. Yani 40 yaşım geçtikten sonra fark ettim ki bazen böyle şey oldu. Hani ezeli rakibim, hani Galatasaraylı olduğum için Fenerbahçe şampiyon olduğunda Fenerbahçe'de bile beğenecek bir şeyler bulabiliyorum. Olsun. Bu ilginç bir psikoloji. Neden olduğunu bilmiyorum ama. Bir dönem devlet memurluğu yaptığım için mi böyle ya da ailemizin genlerinde bu olduğu için mi böyle memurluk? Yo. Evrimsel bir şeydir ya. Kendini de aramamak lazım yani. Evrimsel gelen bir şeydir. Evet yani insanoğlu tablet i̇nsanoğlu ister. İnsanoğlu tablet ister <laughs> ve tabletin nereden geleceğine yani... yönelik kendi sosyal pozisyonunu ona göre ayarlamak ister. Yani bana gelirse tablet artık Deva Partisi'nden mi gelecek? Gelemez ki. Yani Deva Partisi'nden çok bir şey gelmez ya. Elime o bir son... tablet... Odaya bir tablet, işte o çok büyük, en büyüğü de televizyondur. Televizyon, ben öldükten sonra da boş ucuma, ucuma bir tablet, o da mezar taşıdır. Bildi, doğrudur, bitti, doğrudur. Gitti. Eh, yani bilmiyorum işte. Allah kimseyi <gülüyor> <gülüyor> muhtaç etmesin. <laughs> yani biz ne olursa olsun hani... Madem mezarlıktan açtın konuyu, şeyden açtın. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Fakat... Aslında hiç farkında olmasak da başka bir ülkenin daha vatandaşıyız. Kabristan, Ermancım. Dünya üzerinde toprakları Oo. her gün genişleyen sadece bir ülke vardır. O da Kabristan. Ozancım, Türk dilinin ne üstüne var? resmen kekikli tereyağını yani. sürdün. Gerçekten de. İkiye kadar bitirirsin sen bu döneri. Hatta onun şarkısı da vardır. Hı. Kabri, Kabristan, Kabri, Kabri, Kabristan diye bütün eskidir. Bütün aldın götür, bütün havasını aldın götürdün güzel. güzel <laughs> o, o, o o topraklarında marşı böyledir Erman'cığım. İnşallah Dikine insan gömdüğümüz günleri de göreceğiz ya. Artık bence yatay, yatay mimari çalışmıyor Kabristan'da. dikine de sanırım şey olmuyor. Kıbleyi bulma konusu sıkıntılı oluyor ama. Belki hani kafanın bir noktasını K yazılabilir ve kıbleye o taraftan bakacak gibi. Ya tam dik olmasın da mesela L gibi yapabilirler insanlar. Yani öne doğru eğilebiliyorsun işte insanlar. Evet. O tarafı başın verileceği noktayı ya da böyle başını eğdirebilirler. O tarafı kıbleye verirler. Kalan dik olarak geliyor. Sonuçta bunu Tetris gibi düşünmek lazım artık dünyamızı. <laughs> Olabilir. <laughs> hani Olabilir. Kullanabilir. Topraklar yok oldu o zaman. Doğru hocam, diyorsun, ne kaldı? Doğru diyorsun. Biz nereye, nereye ekeceğiz de ne yiyeceğiz? Ama yani hani milleti de öyle çek yat gibi bunu böyle yata, bu böyle açık kalsın bu yatık kalsın bilmiyorum yani. Babacık zor olabilir ben, biraz. E, ben şey bir çocuk sahibi işte. ve bir eş sahibi bir insan olarak mesela yazlığa giderken bagajı nasıl dolduruyorsam hı hı. biz de bu dünyanın eşleriyiz, çocuklarıyız, babalarıyız. Doğru. Biz de bu dünyaya yani bir yere götürmek istiyorsak en azından trafiğe yakalanmadan yola çıkmak istiyorsak bagajı doğru düzgün doldurmamız lazım. O sığmadı bu sığmadı yok. Her şey gitsin istiyor hanım. Eyvallah. Ozan'cığım bunu ne yapacağız diyorsun lazım diyor. Çocuğa soruyorsun bunu bırakıyorum diyor. Ağlıyor kendini yere atıyor. Şimdi ben desem ki hani insanları dik gömce ya da artık gömmeyelim şey yapalım uzaya yollayalım desen. Ben babacığımı görmeden uyuyamam diyen insanlar var. Çok doğru. Neler var ya şey demiş ya adam sana. Git muhtara şikayet et demiş. Evet evet. Olur mu yani bunlar ya da bana demedi, mı? Şey hanımefendiye dedi ama evet bu git muhtarı şikayet et özellikle bu Hanımefendi şeyde... keşke muhtar benim deseydi. <gülüyor> <gülüyor> Orada denilecek en güzel şey. Ben yemek <laughs> sepeti muhtarıyım diye. Ben yemek yani sepeti Belki da... hani şey o olarak. Muhtarlık uygulaması bitti galiba sen. <laughs> hiç bilmiyorum. Oğlum sen kazanmıştın muhtarlığı nasıl hiç takip etmedin? <laughs> ben Kazanana bir kadar sonra mıydın? koptum ya yemek sepeti dünyasında. <laughs> <laughs> ya muhtarlık şeyiyle belki ne derler havaya girdim ve sonra bıraktım şeyi. Hiç dük şeyine gelmeyen muhtarlar vardır ya. Seçimler böyle böyle Öyle, öyle gibiydim. Valla yani gelmese de varlığını hissettiren muhtarlar var mesela. Baba eski de ben daha önce yazmıştım bunu. Bir tane muhtar dükkanı vardı. Evet. Yanında evi vardı. Öteki yanında da hep takıldığı kahve vardı. Bence sadece oradaki dükkanı var diye muhtarla oynadı ve kazandı. Ondan sonra da muhtarın canına döndürülebilir bir tabela hazırladı ve şöyle yazdı. Evdeyim altında da şey evet. yazıyor kahvedeyim yazıyor. Çok çok iyi. Onu şöyle bir el hareketiyle döndürebiliyordu. Çok güzel. Vallahi müthiş. Yaşımız da geliyor. <laughs> evdeyim. evdeyim. Döndürünce <laughs> <Döndürücüyle> de değilim yazacak. <laughs> ee, evdeyim, pilatesteyim. <laughs> ee, daha böyle modern muhtar olmayı çok süper. ...erkek erkeğe emzirme üzerine. Aklıma şey geldi. Çok bambaşka bir konu ama yine konularımız içinde bağlayacağım. Mesela şimdi ben kadın rolünü kullanıyorum ya. Evet. 5 sene sonra Hı -hı. benim hormonal sistemin bozulmaya başlasa... ...koltuk altından aldığım Hı -hı. E, kadınlıkla... Hı -hı. ...ve memelerimden süt gelmeye başlasa. Güzel. Tamam mı? Ve bir gün... ...ve muhtar olmuşum ben evet, bizim smirle. mahalle. <laughs> İlginç. Bir gün senle... <laughs> Muhtarlık ofisinde alkol alıyoruz. Evet. Hasan falan da var tamam Güzel. mı? Kafamız biraz iyi oluyor ve sen şey diyorsun. Ya şimdi açsana bir diyor. Açsın. <laughs> yani şu süt geliyor mu gerçekten bir görüyorum. Hasan da diyor ki. Bir kere emzir ya bizi ne olacak diyor. Ben de, oğlum yapmayın. Bak bu işin şakası oluyor. Ya Ozan'cım bizim aramızda cinsel hiçbir gerilim yok. Bir şey yok. Bir şey yani sadece bizi... Yani nursing mi derler işte. Evet. Ee, bizi bir e, memele ya, bizi biraz sütle yani mamalı bizi. Ya şu Roman'ın kuruluş e, mitindeki şey, ha, Romla Romulus gibi. Romla Romulus gibi, gibi. bizi bir, biraz bir, bir ağzına birini ver, bir ağzına birini ver. Ben de böyle düşünüyorum. E hadi diyorum ondan e sonra. Sonra bir anda biz şey yaparken, <laughs> ben sizi e, emzirirken, <laughs> ben sizi emzirirken içeriye <laughs> bir anda vatandaş mı giriyor? Vatandaş giriyor ve muhtarını... İki tane insanı emzirirken görüyor. Ne yaparız? Toparlanıp kaçar mıyız acaba? Hayır buyurun dersin. Hı? Buyurun, deriz, değil mi? Yani... <laughs> buyurun dersin değil mi? Buyurun dersin şey, adamla kadın da şey der. Bu labro bu laboratorunu sarmış. <laughs> laboratorunu sarmış mı? <bu. gülüyor> Labrador değil terminatör beyefendi evet. beyefendi diye. Güzel. Beyefendi bunların devam sütüne ihtiyacı <laughs> devam var. Devam Bunların dişleri yaşında. çok kötü durumda bu çocukların diye böyle. Öyle şekilde anlatmış. Devam, devam sütü bağlı herkese lazım ya ee, bence. Evet. Yaştan olmasak, yaşamaya devam. Yaşamaya devam. Arkadaşlığa sütü. devam. <gülüyor> <Sütü>. <gülüyor> e, daha eğlenceye devam sütü yani. O değil de yani Cihangir'in muhtarı olsam ve mesela muhtarlığa girsem seni bir memende bir tane kedi diğerinde bir tane kedi görsem hiç şaşırmam. <laughs> Derim ki yani burası Cihangir yani bunlar zaten evet kediler hala nasıl muhtar olamadı yani. Evet. Bunlar koysa adaylığını <laughs> İki günde. Muhtar lactating diye de videolarım <laughs> düşerdi büyük bir ihtimalle. yucize Bütün dengemi bozdu yavrum. Youjize <laughs> bir <laughs> mucize videosu düştü. Youjize'in <laughs> eski bereketli günleri geride kaldı. Değil mi ya? O şaşalı günler bitti. Youporn'a muporn'a giriyor mu millet? Ben hiç bilmiyorum Yok, ya. Yok youporn ele geçirdi hepsini. Youporn mu ele geçirdi Evet. Hiç? Kapsadı mı yani şey olarak? O YouTube Amazon modelini gibi getirdi. Oldu? Content creator'lara görüntülemeden... Evet. Pay vermeye başladı. Hmm. E öyle olunca sen kazandın, ben kazandım, izleyen kazandı. Çok fazla kazananı olan bir, çok fazla e, kazananı. Dünya döngü Evet. Çok güzel bence. Vallahi güzel ya. Jagler kokan top sakallar üzerine. O çok tatlı bir Tartışmayı anlattın. Sen bana ne demiştin? O adam siz kedinin sahibi değilsiniz ama ben köpeğim sahibi miyim demişti. Evet. İşte ha, bu... Evet Aha. şey bu köpek benim de bu kedilerin kimin olduğu belli değil falan. İşte bu... Aaa Aa, Evet biz de modern olduğumuz için ne kadar ayıp dedik. Hem ayıp hem de hiçbir manası yok hiçbir anlamı yok ya yani söylenen. Evet. Onun bu çok prime bir örneğine geçen seninle nereden İzmir'den dönerken yaşadık değil mi? İzmir'den mi? evet, İzmir'den, İzmir'den dönüyorduk. dönüyorduk aynen. İzmir'den dönüyorduk. Uçağa bindik. Ya uçağa binmek zaten bir gönenç bir medeniyet madalyası Abi. yani. Ülkedeki insanların bir çoğunun bir veya iki adım önündesin uçağa bindiğinde. Manyak mısın yani orada seçilmiş bir kitleyle seçilmiş bir zümreyle birlikte yaşamın kalitesini artıran bir şey yapıyorsun. Tabii lan milleti bir düşünsene Türkiye halkını. Böyle bakıyorlar, böyle ağza açık bakıyorlar, en fazla ayakkabıyla geziyorlar. <laughs> Bırak arabayı <laughs> dolmuşu uçağı Parasızlıktan millet artık ayakkabıda yaşıyor. Gerçekten... Ayakkabısı ev oldu milletin, ayakkabısı araba oldu. E ne yapsın insan? Ulaşım aracı oldu. Ulaşım aracı. Zaten bazı ayakkabılar kendi. da biliyorsun. Hilton otel gibi böyle evet. büyük apartmanlar gibi o Valla vallahi o bizim falan. işte bizim mahalle onların Din. evi gibi evet. satıp ithalatı, ihracatı yeri geliyor, imalatını evet, yapıyorlar evet. bizim orada. Gerçekten ayakkabının üstünde bir tane çizmede yan ısırık çantası vardı. Deri bir tane çizme gördüm. Yanına böyle çizmenin küçük çanta yerleştirmişler tamam mı? On neyini koyabilirsin ki? Neyine güvenirsin eğer Cindy bebeğin varsa onun çizmelerini koyabilirsin. <laughs> Ve milleti de kendine Hiç hayran bırakırsın. Açıkçası. Gerçekten de sindi bebeğimle ilgili çok büyük bir problemi çözdün. Tek bir ufacık bir fikrinle ufacık bir innova, <laughs> i̇çime inovatif bebeğim. içime sindi şu an bu fikir. Yani gerçekten küçük iki tane erik sığar. Doğru. Ya da bozukluk olarak 6-7 tane 1 liralık sığar. Evet. bilmem hayat kurtarabilir. Yani ya da Takma dişlerini koyarsın. Takma dişlerini Şeysen, koyarsın. Ee, yani hep unutuyorum. Ani çıkarman gerekirse falan evet. Hep unutuyorum takma Hiç dişlerini. Hiç unutmayacağım bir yere koymam <gülüyor> lazım. <gülüyor> Benimle birlikte. Neyse. Ee, İzmir'den dönerken tam böyle bindi uçağa. Kolejli gibiyiz orada. Bizim... Adil abi var. Birlikte dolaştığımız menajerimiz. Ulan nasıl anlatıyorsun bizim Adil abi var birlikte dolaştığımız şey gibi. <laughs> dayım gibi oldu. dayım da götürüyorum her yere gibi yani... oldu da. Adil abi var bizim tur menajerimiz. Her yere bizimle geliyor sağ olsun Adil Baba. Adil Baba denir tabii. Adil ki. Baba diyoruz. Adil, baba Adil Babamızı çok seviyoruz. Ondan sonra buradan da teşekkür ediyoruz. Bizi her yere götürdü ve her şeyi yedirdi bize. Onu gezdiriyor bizi gerçekten de yani bir anda. Samsun'uydu, İzmir'iydi. Gerçekten hamur yemediğimiz yer kalmadı. Yani bizim işte özel çocuklar tur rehberimiz gibi evet. yani. Bizim bizim kaybolmamamızı, Hakikaten... bizim zamanında her yere gitmemizi, bizim bir şekilde hayatta kalmamızı, sahneye çıkmamızı sağlayan ve tatlı tatlı insan. bir evet. kere dövmedi, bir kere küfür etmedi, bir kere, bir kere dövmedi. Ha yani böyle o görüyoruz o özel çocuklara bazen işte, vuruyorlar şey yapıyor, itik evet. ef falan, koktu bu falan diyorlar. En evet. koksa bile o kadar tatlı tatlı anlatıyor ki koktuğunu. Sen kakanı yaptın falan diye soruyorlar evet. adil abi. abi abi yaptım diyorum. Aferin, Aferin. oğlum <laughs> diyor. Adil baba <laughs> bana. Ben <laughs> de mutlu oluyorum. Sahneye aşırı güvenle çıkıyorum yani. Onun Kendim, o, yani yaptım bugün, bugün <laughs> kendim yaptım gerçekten. hakları ödem. Bugün kaka kendim yaptım? Ve şimdi de uçağa <laughs> bineceğim. bineceğim. Ya bunlar akıl almaz başarılar gerçekten bizim hayatımızda. Ben de önce Adil Baba binmişti. Gittim yanına böyle bizden uzakta oturan bir adam bıbırdanıyor tamam mı? Böyle bıbırdanır ya insanlar. Ben anlamadım zaten. Ben daha geriden geliyordum ya. Geldiğinizde top sakalından sizi bir şekilde top sakalından bir... belliydi. Top sakalı o kadar şerefsiz bir top sakaldı ki adamın. Ya yani o kadar belliydi ki yani o top sakalın bir olay çıkaracağı. Adam çıkarması o top sakal çıkartırdı ve top sakalı yağ yer kokuyordu. <laughs> şey, yağlar, jagler. jagler kokuyordu. Jagler Jagger koksa yine iyi. Ee, yağ yer maçlardan e, görmüşler. Güzel şeyler içmişler. O sonra. şerefsizin top sakalı jagler kokuyordu. Kendi parfümü var. İğrenç kokutmuş. Onlar baktım bıbırdanıyor böyle kumru gibi oturdum ben de Adil abinin çözemeyeceği bir şey değil Adil baba senelerce mekan işletmiş organizasyon yapmış en akıl almayacak insanlara laf anlatmış evet, bir insanı. insanla uğraşmış adam evet ben bir, e, oturdum ama bir anladı bakıyorum yani, yani adamın tadı kaçmasın diye sonradan anladık ki adam kendi bavulunu bizim boşüstü tarafımıza koymuş sonra Adil baba da onu böyle kenara çekince sen benim bagajımı niye elledin diye sormaya başlamış bütün mesele ondan mı çıktı? Bütün mesele bundan yani zaten adam hayatta bir şey olsun da ben başlayayım konuşmaya diye be be bekleyen bir şerefsizmiş evet. yani. Adil Baba anlatıyor işte beyefendi herkes kendi başüstü bagajın şeyini e, kullanır bölmesini kullanır. Şimdi burası bizim koltuğun üstü olduğu için ben eşyalarımı falan filan sen o top sakalana ne anlatıyorsun ya? Ben geldiğimde sanırım bu alanlar aşılmıştı. Bu bu bölümü bitmişti. Olanların o alanlar, o alanlar aşı, aşılmak çünkü. zorunda kaldı. Çünkü adam şeydi. Ben böyle, böyle bir kural mı var falan diyordu. Hı hı. Ya bu tavır gerçekten şey demişti. Ben bagajımı üstümde görmek istemiyorum. Görmek istiyorum. Onun için çapraza koyuyorum demiş. Bizim oturduğumuz yere koymasının nedeni kendi oturduğu yerden bagajını görmek istemesiymiş. Ya bu ses tonu... Ben sadece şey diyebildim ama zaten kapalı gidiyor. Hani o kapan zaten dedim. kapanacak zaten dedin. Kapanacak dedim ben. Sen bana şöyle bir çekilsene falan dedin. Oğlum bir. zaten o ses tonu FETÖ'cü ses tonudur. <laughs> Öyle bir kural mı var? Nereden var? Kim nerede göster bakalım. Herkes kendi kafasına da vermiş. Nereden var? Adil Baba anlatıyor beyefendi işte. Beyefendi belki yazılı kural yok dırtırı, fakat bu işin, hani bu bir e, teamül. Bu, bu muaşeretidir e, e, yani bu işin. Öyle hani, yapıla, yapıla gelmiştir. Herkes kendi bagajını kafasının üstündeki şeye koyar. Adamın Adil Baba'ya tavrına sinirlendiğim için ve söyleyecek bir şey bulamadığım için şöyle bağırdım. Bir, beyefendi ayda 3 kere 4 kere uçan insanlarız bize mi anlatıyorsunuz diye evet. bağırdım. O kadar mantıksız bir şey söyledim ki. Ben şey oldum. O kadar kötü oldum ki ben ortanızda oturuyordum evet. ya bir de. Sen ayağa kalkıp bir anda şey yaptım. Ben seni hiç öyle görmediğim için ama otur ya falan dedim. Sonra çok büyük bir yabancılaşma geldi bana. Bana Ad da. Adil abi de sinirli. Sen de çok sinirlisin. Ben de ortada oturuyorum. Şeye bakıyorum THY'nin <laughs> acil durum şeylerini evet. inceliyordum. Çünkü bu da bir acil durum ya. Acil Bununla değil. ilgili bir şey var mı? Acaba arkadaşım bir anda sinirlenip Uçakta tanımadığım birine beyefendi ayda üç kere uçan insanız dediğinde ne yapmam gerekir Camımı açmam <laughs> gerekir, jeleğimi giymem gerekir, düdük mü öttürmem gerekir? Bilmediğim sonra, için evet, ben kaldım öyle çocuk gibi aranızda. Öyle yani şey kafanı çarpmaya karşı cenin pozisyonunu al. <laughs> evet belki de öyle <laughs> yapmak O oksijen maskesini önce kendine sonra yanındakine takacaksın <laughs> ve Ma bekleyeceksin. Oğlum ben ondan sonra düşündüm yani ben haklı çıkmak için ne dedim adama? Ve ne anlamı var bunun? Tabii ki hiçbir şey yaramadı yani adam da şey dedi. Ne oluyor o zaman siz mi koyuyorsunuz kuralları ya falan? Ya bir arada bir de sen o çıkışı yapana kadar özür dilemişti. O özür dilemedi. Hayır Ondan özür sonra diledi. Dedi. Ondan sonra sonra, diledi. sonra özürünü bir de geri aldı. Geri alıyorum lan özrümü dedi. Sanırım ya şeyden sonra. Ya şöyle oldu ben bağırdım Adil beyefendi, abi de. Adil abi de şey dedi beyefendi özrünüzü alın. Dedi sadece <laughs> çok iyiydi şöyle dönerek <laughs> eliyle böyle gerçekten onun kafatasını kırdı aslında adamın top sakalını böyle ufaladı elinde ya ben Adil, Adil abi Adil ama baba... hiçbir şey yapmadı yani o sadece elini böyle tutarak şey gibi düşündü. Adil babanın fanlar bilir. çok ısındı bir yerde Evet. o böyle bilgisayar zorlandı mı böyle ötmeye başladı eee diye o fanlar çok hızlı dönmeye başladı anladım ben onu şimdi adama da şey dedi tamam... Beyefendi siz haklısınız. Zaten sonra uçaktan da şeyler geldi ya. Evet. Bize destekler ee, hadi, gelince. Hadi 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 birader evet. tamam boşver deli o deli de evet. deli de yine de haklıyız ya. Tabii ki ben bir Anlı... tek şey düşündüm Erman'cığım ya. Sen ayda üç kez uçan insanları dedin ya. Evet. Yol boyunca şey düşün. Çok değil ya ayda 3. Çok üç, değil. Yani <laughs> hava o kadar <laughs> hava atarak racon kesmek için. 3 sanki iyi bir rakam değil gibi geldi ama sen seni desteklediğim için asla konuşmadım şey ya yapmadım. Ben... Aslında onu şöyle an açıklamak istemiştim. Yani evet. biz ayda üç kere uçuyoruz. üç kere de geri dönüyoruz. Altı kere ediyor zaten He. bu. Ben bunu ayda altı kere kullanıyorum ki öyle bir şey yok zaten. Öyle evet. bir, öyle bir rakam yok üç yani. Ama şimdi 3 çıkınca... 3'te kaldık ya. 3'le sadece Sen onu düzeltmediğinde hani 3 de diye üç, bir tekrar evet, kalktı böyle mesela 30 yani dakika olaylar... sonra Her şey bittikten sonra tam inişe doğru bak 3 dediğimde nasıl biliyor musun git geldi 3. Yani altı... Çünkü 3 çok saçma olur. Gittiğin yerde Ve kalıyor olması lazım o zaman. <laughs> ya da o diamanda kalıverirsin yani. Sürekli... Ya da hiç eve dönmeden sürekli <laughs> uçan bir insan gibi mi düşündü seni? <laughs> Belki ondan dolayı da korkmuş olabilir. Ya bunun bir bildiği var galiba. Ya ben işte aslında Üç. şöyle demeye çalıştım. Yani biz bu işin içindeyiz. Bu işi, bu töreni çok yaptık. Bu evet, ne, evet. Nasıl derler yani... Sivinger'a ilk kere katılan Senin vardır. Sivinger düğün koyun kadar biz çoban s***tik <laughs> demek evet, istedin yani sen. Mesela Sivinger'a ilk katılan vardır. <laughs> Sivinger 10 yıldır ayda 2-3 kere Sivinger partisini geçiren... Yani Doğru. günü belli olan adam vardır. Ona hani bir iş yapılacaksa swinger partisinde ona bakarsın değil mi? VIP'tir. Ya da cenaze namazında evet. yani cenaze iş iş gibi cenaze namazına katılan insanlar hmm. var ya hmm. yani, kim diyorsun. varsa sen yılda 40 yılda bir gidiyorsun. Ben 40 yılda bir gittiğim cenaze namazında şey mi yapacağım? Çantamı başkasının Çok... başüstü şeyine mi koyacağım? Daha Bakarım ne yapıyor insanlar vardır. diye. Kesinlikle. Bakarım. ben bakıyorum zaten cenaze namazına katıldığımda. Hayatımda en gözlemci olduğum yerlerden biridir evet. cenaze namazı. Çünkü gerçekten istemiyorum o namazın hareketlerini yanlış yapmak. Evet. Orada hem böyle bir yani millete ayıp hem ölüyor ayıp. Uçak ama, da öyledir ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Orada niyet önemli olduğu için kimse seni cenaze namazının sonunda bir kenara çekip kardeşim dört hatalı hareketin vardı. Hani kırıyorum ya da ne bileyim camilerde haftanın rükusu bu seçildi falan gibi bir şey olmadı ya için... Ben Orada artık yadırganmazsın yani şey yanlış yapsan da öyle çok da kendini ben gerek Türkiye yok. Ben artık Türkiye dediğimiz bu düdüklü tencerenin artık içindeki suyu kaynattığını dibini tutmaya başladığını hissediyorum. Gerçekten bir olmadı dedi olmayacak dediğimiz her yerden bir şey buluyor çıkartıyor insanlar. Yarın öbür gün cenazenin hızlı çıkışı durdurulursun eline bir not verilir böyle Hı. hani. Ve onun üzerinden 4 diye. Ya da video kaydı verilir. Video ee, kaydı verilir. Görüyorsun bak hatalı hareketli şey gibi maç gibi. Ee, incelenir yani bak görüyorsun burada eğilmen gerekirken Sen... bilmiyorum yani buradan bizi dinleyen arkadaşlara da söyleyeyim evet. biz ayda 3 kere 4 kere uçan insanlarız, insanlarız ki bu gidiş dönüş Saçmalamayın zaten 3 kere olsa hani karayolundan mı döneceksin tekrar İstanbul'a geri? Ya şey desen de güzel olurdu. Biz ayda 3 defa uçan insanlarız. 2 <laughs> tanesi uçakla bile değil. <laughs> uçakla bile değil. Allah Allah bunlar nasıl insanlar. Teleferikle <laughs> bir... bazen <laughs> o da sayılırsa. <laughs> Madde yardımıyla diyor. <bir. gülüyor> bazen ben biliyorum teleferiye mesela o da uçmak sayılır. Tabii ki helikopteri var bunun. Ee, Ayağın e... yerden kesildiği anda Uçmuş sayıdırsın. Geçmiş olsun uçmuş mu derler ya Büyük bir ihtimalle birçok insan için. Ya ben gerçekten en azından duygusal açıdan çok bir insanlarla tartışmaya hazır olmadığımı fark ettim. Ve bunun kursu varsa buna katılmak istiyorum ben. Yani ya. bir daha böyle ciddi bir tartışmada karşımdakini sindirmek istediğimde böyle saçma sapan bir şey söylemek istemiyorum. Yani bu belediyenin bir kursu olabilir. Senin açtığın bir kurs olabilir. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de aynı dertten muzdaribim. Fakat hiç öyle düşünme. Sen öyle bir laf ettin ki gerçekten sustu. Ya çünkü herkes büyük bir ihtimalle o girdi kulaklardan içeri alındıktan sonra bir evet. düşünmeye başladı. Çünkü dediğim gibi yani ayda 3 demek hani susturur Hayır. şeyi bitirir, kavgayı bitirir yani. Aslında Hayır. söyleyeceğin çok daha sert ve yakıcı bir sözden daha da yakıcı bir şey söyledin sen. Onun için kendini hiç öyle şey görme kardeşim. Teşekkür Bana öyle ederim. söylüyorum. Yani. Ama yine de Lafı yediğine ingi... koymak istiyoruz. Evet, ben de bir koyamıyorum. Hiç kimseye kursu... böyle bir şey söyleyip bozum ettim diyemedim ya yani. Ya insanlar hayatımda. da zaten tartışma kazanılacak bir şey olarak görülmüyor bence Türkiye'de. Tartışma sürdürülecek bir şey olarak gözük görülüyor. Öyle yani, mi Yani söne söne bitiyor ya Türkiye'de tartışma. Kimsenin sen tartışma sonunda Hasan haklısı tamam sustum dediğini duydu mu? Ya ben genelde şey biliyorum tartışma bıçaklamayla bitti ya da ölümle bitti ya da işte... Karakolda bitti gibi oluyor. Hiç şeyde bittiğini, savunada bittiğini duydun mu sen bir tartışma anlaşılıp? <laughs> ya gelin biz bir güzel bir masaj alalım ya kendimize. Bak ben evet. Sıcak taşlı böyle koyarız falan. Öyle bir şey duydun mu? Duymadın Hayır, yani. Hayır ben tartışmanın en, yani olabilecek, en çağdaş yaşanabileceği yerlerde tartışmaları izledim. Mesela işte Cadde Bostan Çibo tamam mı? Hmm. Ve orada mesela iki tane işte Cumhuriyet kadını tartışıyor. Nasıl bitiyor biliyor musun? Terbiyesiz. Terbiyesiz sensin. Hayır sensin, hayır terbiyesiz sensin. Hadi git, hadi sen git. Evet. Ve yani böyle birbirlerinden tartışamayacak kadar uzaklaştıklarında bitiyor artık tartışma. E bu şey Şimdi değil ki. Şimdi yani. karşıya geçebilirsiniz. Şimdi karşıya. En geçiyorum. son duyulan cümlede o oluyor büyük bir ihtimalle. Valla zor. Toplumsal uzlaşma bireysel uzlaşmanın önüne engel gibi olmaya başladı ya artık. Evet. Yok çünkü. Yok da yok yerde ya. Tamam diyeceğimiz bir ortak. Referans noktası kalmadı Tabii. hiçbir konuyla ilgili. Çok zor. Bence işte şerif sistemi gibi şi, sivil tartışma hakemleri... Ara bulucu gibi. Hake, ara yani bulucu gibi. ara Sivil gibi. ara bulucu ama evet. yani aynı zamanda hakem insanların dirsek teması yaptığı yere... Ya da böyle fahriye olabilirsin ya. Başvurursun 6 ay kursunu alırsın. Vallahi bu... Sınavına girersin. Ondan sonra mesela bir yerde tartışma gördüm ve gerçekten bir yere gitmiyor... Bu konu için en, en uygun insan Ahmet Davutoğlu gibi geliyor bana. Ya bu... Olabilir mi? Yani <laughs> çünkü hiçbir özgül ağırlığı yok ya siyasette. Ahmet Davutoğlu... Ama sanki böyle bir ikili kavganın çözebilir gibi. Ahmet Davutoğlu'nu gördüğüm gibi tartışmayı ona çeviririm ben ya. Bak, Türkiye'nin ilk şerifi Ahmet Davutoğlu olsun. Tamam mı? Hı. Ve tüm ülkeyi Harley Davidson'da geçsin Ve ona diyeyim ki... Ya... Senin şerifliği. <laughs> 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 Senin ama Harley Davidson'la ilgili bir planın var galiba. Ondan ya işte Davut geç... ile ilgili bir şakaydı. Lütfen. Da çok Lütfen. İşte Lütfen. O, o, kadar Davidson ve Davut oldu işte. Ha o. Oh. <laughs> o kadarcık bir şakaydı babacım yani. Gerçekten bu podcast açacak podcast kapayacak bir şaka ya. Çağ açıp çağ kapar gibi. podcast açıp podcast kapayacak bir şaka. O zaman yavaştan kapatalım mı? kapatabiliriz. Ama bu dediğimi düşünün. Yani tartışma arabulucular olacak. Bir yerde gördüğünde gideceksin. Diyeceksin koyacaksın belgin ortaya. Ben tamam, bir diyeceğim. Işte şerif. Şerif gibi bir şeyim ee, ben. şerif bir bakar mısın? Bu şeye bu belge işte burada. Şimdi tartışın diyeceksin. Tartışacaklar işte şöyle yaptı. İşte şöyle dedi. Şimdi birbirinize laflar söyleyin diyeceksin. İşte onlar söyleyecek. Ee, sen söyle. Sen şimdi söyle. Tamam şimdi sen söyle. Diyeceksin ki tamam bu söylediğin çok iyi. Yani ayda 3 kere 4 kere uçan insanlarız. Artık bunun üstüne hiçbir şey söylenemez. Sen haksızsın sen haksızsın. Otur bitti. Çok çok iyi. Otur bitti ya. Birinin Türkiye'ye bunu söylemesi lazım. Otur bitti. Sıfır. Sus. <laughs> Otur bitti. Kapanışları da iyi yapamamaya başladık gibi artık. Yok yo, bu. Yapabiliyor muyuz diyorsun. Yok bir yani? daha söyle o şakayı. Ahmet Davutoğlu Harley <laughs> Davidson'la dolaşacak ve Harley Davidson'ın Davutoğlu, Davutoğlu Davidson. Ya evet de o öyle şeyli tamam, güzeldi. Bitti. Tamam bitti sen kazandın. Estağfurullah. Tartışma sende Buradan sus. Buradan sadece yaklaşan ekonomik krizi öncesi de birkaç şeyde bulunmak istiyorum e, dinleyicilerimize. O da olur. Doları olan varsa satsın yoksa alsın. <laughs> Yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi değil ama böylece ortalıkta bir para dolaşacak ve Ekonomi bir şey oluyormuş gibi olacak. Aynen öyle. Çoğu şeyde bir şey oluyormuş gibi olduğu için olur zaten yani. ilişkiler bile öyle başlıyor. Aynen öyle ve illa da yatırım tavsiyesi Ozan abi. İlla yatırım tavsiyesi evet. Ozan abi diyorsanız da şu andan itibaren e, alınabilecek en iyi şey abdesttir. O da cenaze namazımız için. Hoşçakalın. Vallahi hoşçakalın.